Herkese merhaba. Bugün BMF Mutfağı'nda tekrar beraberiz. Sizlerle bir dana kaburga hazırlayacağız. Çok özel bir tenceremiz var. Fusion Tech aromatik. Kapağı çok özel ve içerisine yağmur efekti yapıyor. Uzun süre pişireceğiz dana kaburgamızı. Ve o esnada ben zaten anlatıyor olacağım diğer özelliklerini de. Etimi önce tencerede biraz mühürlemek istiyorum. O esnada da hangi malzemeleri kullanacağımdan biraz bahsedeceğim. Şöyle ki normal böyle bir yahni yapar gibi işte biraz soğan kullanacağız, biraz kereviz sapı, biraz da havuç. Normalde bu fırında yaptığımız ve uzun süre pişen etler gibi bunu tencerede yapacağız. Tamamen döküm bir tencere, 30 yıl garantili. Ve ısıyı her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyor. Dolayısıyla böyle kaburga gibi uzun süre pişmesi gereken etler için çok uygun bir pişirme malzemesi, aparatı diyelim. Bunları sadece lezzet vermesi için kullanıyoruz. Dolayısıyla daha sonrasında sosun içerisinden bunları çıkarabiliriz veya bunları püre yapıp bunları da kullanabiliriz. O yüzden gelişi güzel kesiyorum. Nasıl kestiğimin hiç önemi yok. Mirepoix dediğimiz Fransız mutfağında aslında yemeklerin başlangıcı olan bir sebze çeşitlendirmesi. Soğan, kereviz sapı ve havuç. Biz de bugün bunları kullanıyoruz. Evet, tavam biraz ısındı. Çok az yağ eklemek istiyorum. Hafifçe. İki parça dana kaburgam var. Şu an kemiği içerisinde ama piştikçe içerisinden kemikleri çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi hayvanın kaburga bölümü. Görüyorsunuz burada kemikler. Kaburga bölümü ve üzerinde çok güzel hafif yağlı bir et var. Güzelce izleyeceğim, yani mühürleyeceğim. Sizin etrafı birazcık kızarsın istiyorum. Sonra uzun uzun pişireceğim. Diğer tarafına iz veriyorum, yani mühürlüyorum. Diğer tarafı kemik tarafı aslında. Mühürlemenize gerek yok. Burada onu biraz daha böyle iz için kullanıyorum. Diğer tarafını ise, ön tarafını ise mühürledim. Zaten tabağı aldığımda görüyor olacaksınız. Biraz daha yağ ekliyorum. Hiç tenceremin altını biraz kısıyorum. Çünkü çok yüksek bir ısı. Hafif biraz yağ ekledim. Ve sırasıyla sebzelerimi ekliyorum. Biraz tuz, biraz karabiber, güzelce karıştıralım. Evet, etimi mühürledim, etim bir kenarda bekliyor. Tenceremde, yine aynı tencerede önce soğan, kereviz sapı ve havucu hafifçe terletiyorum. Yani bütün aromalarını dışarı çıkarıyorum. Tuz ekliyorum bu esnada. Tuz da daha hızlı bir şekilde etrafları karamelize olup aromalarını dışarı çıkarmasına yardımcı olacaktır. Biraz daha karabiber. Tam pişmelerine gerek yok. Sarımsağı unutmayalım. Biraz da sarımsak ekleyelim. Bütün bir şekilde atabilirsiniz çünkü uzun uzun pişecek. Hafifçe terlettikten sonra biraz İlikli kemik suyum var, daha önce hazırladığım. İlikli kemik suyu eklemek istiyorum. Bu tarife bira ekleyebilirsiniz, kırmızı şarap ekleyebilirsiniz, beyaz şarap ekleyebilirsiniz.
tavuk stok, sebze stok veya ilikli kemik stokla yapabilirsiniz. Yani aslında her türlü yapılabilir. Yani alkol eklemek istediğiniz zaman alkol ve diğer ekleyeceğiniz stok miktarını yarı yarıya ayarlamanız gerekiyor. Biz bugün sadece ilikli kemik suyuyla pişireceğiz. Evet, bu esnada stoğumdan önce şöyle içerisine birkaç dal kekik atıyorum. 2 dal, 3 dal biberiye atıyorum. Taze otlar kullanabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız, zahter olabilir, taze zahter. Taze kekik dediğimiz. Tarçın, zencefil, karanfil, yıldız anason, hangisi damak tadınıza uyuyorsa onları da bu lezzetli suyun içerisine ekleyip etinizi onun içerisinde pişirebilirsiniz. Hafifçe aromaları dışarı çıkardık. Ve stoğumu ekleyeceğim. Şimdi bu stok biraz kaynayacak. Kaynayıp çektiği zaman, biraz hafif çektiği zaman ben içerisine etimi ekliyor olacağım. Ama o esnada bu tarifte bir patates püresi kullanacağım. O yüzden o patates püresini yapmakta devam etmek istiyorum. Püre yapmadan önce ama ona böyle lezzetli bir krema, tereyağı karışımı eklemek istiyorum. Evet, et stoğumu çektirdim. İçerisine eti ekleyeceğim. Etini suyun içine hazırladığım o aromatik stoğun içerisine ekledim. Fusion Tech aromatik tenceremde pişireceğim. Şu an et stoğun içerisinde. Tenceremin kapağı çok özel. Burada gördüğünüz noktalar içerideki buharı yukarı alıp yukarıdan buharı aşağıya verecek. Yani içeride bir yağmur efekti oluşacak. Ve onun suyuyla güzel, lezzetli bir şekilde hiç suyunu kaybetmeden her tarafı eşit ısınarak güzelce pişecek. Bu burada pişmeye dursun. Altını kısıyorum. Altını kısıp bunu yaklaşık 2 saat pişireceğim. Evet, şimdi patates püremle devam etmek istiyorum. Patatesler haşlanmış bir şekilde beni bekliyor. Biraz krema alıyorum tencereye. Hafif krema. Biraz süt. Biraz da tereyağı. Biraz değil yani, biraz bolca tereyağı olur. Evet, etim neredeyse pişti. Yani aslında pişti. Altını çok kısa getirdim, kapattım gibi. Pürem hazır, havuçlarım hazır. Ben şimdi etin üzerine şöyle güzel bir gremolata yapacağım. Gremolata ne diye sorarsanız, böyle ekmek kırıntısıyla, sarımsakla, portakal kabuğuyla, maydanozla, biberiyle yapılan, aslında üzerine bir çıtırlık vermek için kullanılan bir İtalyan çeşnisi diyelim. Elimde pankon var, ekmek kırıntısı. Normal kendi yaptığınız ekmek kırıntısıyla da yapabilirsiniz. Portakal kabuğu kullanacağım içerisinde birazcık. Elimde özel bir aparatım var. Portakal kabuğunun beyazlarını almıyor. Normal rendeyle de yapılabilir. Biraz maydanoz kullanıyorum. Güzelce çop edeceğim. Kadar yeterli olacaktır. Biraz da biberiye kullanacağım. Çok az sarımsak ekliyorum.
İyice minik minik doğrayacağım. Biraz tuz ekleyeceğim üzerine. Daha çabuk ölsün diye. Bunu bir sarımsak ezicisiyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde sarımsaklarım incecik, güzel böyle oldu. Şöyle tuzla tahtamın üzerinde bıçağımla hafifçe eziyorum. Sarımsaklarım da tamam. Kremolatamız etimizin üzeri için hazır. Evet, artık etim servis edilmeye hazır. Her şeyi toparlıyorum. Sadece sunum tabağına geri dönüyorum. Evet, etim harika bir şekilde pişmiş. Şimdi bunu dikkatlice kesme tahtasının üzerine alacağım. Kemikle birlikte servis etmek istiyorum. Dolayısıyla o yüzden kemiğinden ayrılmaması için biraz özen gösteriyorum. Dediğim gibi iki parça pişirdim. İki parça pişirdiğim için ikiye böleceğim kesme tahtasının üzerinde. Bir kemik zaten yerinden çıkmış gördüğünüz gibi. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi etten ayrılmış. Benim için bu porsiyon bir tabakta yeterli olacaktır. Böyle iki porsiyon olarak hazır. Püremizi alalım tabağımıza. Şöyle büyükçe bir tabak kullanıyorum. Tabağın tam ortasına servis edeceğim. Püremin kıvamı bu. Böyle ortasında bir yanına güzelce etimi yerleştirerek avuçlarımı da böyle. Bunun yanında başka sebzeler de kullanabilirsiniz. Ben bugün havuç kullandım. Biraz kremolatam var ama öncelikle biraz yeşil yağım var. Şöyle güzel bir fesleğen yağım var. Fesleğen yağı kullanmak istiyorum. Kremolatamı tamamen etimin üzerinde kullanacağım. Böyle çıtırlık versin diye. Bunu biraz fırınlayabilirsiniz ama ben bugün olduğu gibi hazırladığım taze haliyle kullandım. Biraz kanlı kuzu kulaklarım var. Bunlar tabağıma bir hoşluk yaratacaktır. O yüzden onları kullanacağım. Siz bunun yerine maydanoz veya başka yeşillikler kullanabilirsiniz. Biz şefler bu mikrofilizleri mutfakta kullanmayı çok seviyoruz. Bunlara her daim erişebiliyoruz. Belki sizin için bunlara erişmek daha zor oluyordur. O yüzden illaki kullanmanız gerekmiyor. Bu kadar yeterli olacaktır. Biraz da karabiber ekleyelim. Ben bugün sizler için bir dana kaburga hazırladım. Diğer adıyla asado. Bunu da Fusion Tech aromatik tencerenin içerisinde pişirdim. Ağır ağır ateşi eşit miktarda dağıtarak kapağındaki yağmur efektinin içerisinde yoğuşmasıyla bütün aromalarını içerisine hapsetti. Bir adeta içeride bir aroma yağmuru oldu. Ağır ağır pişti. O esnada ben bir patates püresi hazırladım. Tabağımda patates püresiyle bulabildiğim en minik havuçları karamelize ettim. Beraber servis ettim. Biraz fesleğen yağı kullandım. Biraz da kuzu kulağı kullandım. Üzerine bir de böyle bir İtalyan çeşnisi olan kremalat hazırladım. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken almışsınızdır. Afiyet olsun.